Evet, hoş geldiniz hoş sevgili hoş Ebru ve kayınvalidesi Ayfer Hanım. İkinci gün yarışmacımız kendisi. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sizi gördüm, çok daha iyi oldum. Çok teşekkür ederim. Ben de seni gördüm, bir daha iyi teşekkür oldum. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Enerjin ne kadar güzel. Aa, yüksek gerçekten. Hemen geçti buraya. Siz bana veriyorsunuz o enerjiyi. enerji. Ne şekermiş gelinin. Evet, çok tatlı. Kaç yıllık gelinin? 4 yıllık. 4 yıllık gelinsin. Evet, 4 yıl evvel eşinin adı neydi bu arada? Arif. Arif'le Ebru. Bakalım nasıl tanışmışlar? Buyurun bir aşk hikayesi de. Seve seve hemen başlayabilirim size. Oo, başla. Üniversiteden arkadaştık. Biz aynı sınıftaydık Zuhal Hanım. Üniversite dediğin zaman o kadar mutlu oluyorum ki. Üniversite evet, okumuş insanlar ne kadar güzel bir şey. Teşekkür ne güzel. Ederim. Çok sağ olun. Evet. Üniversitedeyken arkadaştık, aynı sınıftaydık. O zamandan beri bana ilgisi varmış ama çok iyi arkadaş olduğumuz için açılamamış. Hani arkadaşlığımız bozulur belki. Şu ders notlarını Ebru. Versene Ebru. Dün gerçek, akşam şey yapamadım hayır, falan. Hayır, ben istiyordum ondan ders notlarını. Bak derlerini tutturdum. Dedim ki Arif, bana ilk dersin notlarını verir misin? Bana diyor ki derse girmen lazım, kusura bakma veremem diyordu. Aa, seni sınıfa getirtecek ki evet, görsün. Evet, aynen öyle. Aynen. Hakkını yiyemem. Hatta bizim dış ticaret sınavımız vardı. Hocamız ders notlarını, sınav kağıtlarını Arif'e okutturuyordu. Ha. Ben trene biniyordum dönmek için, bana hemen mesaj atıyordu. Ebru, kağıdın 75, 70'lik ama sana ben 90 yazdım falan yazıyordu öyle. Arif'e bak çok iyi. Gerçekten kankayız diyorduk biz onunla. Peki hiç mi içinde kanka manka mı? Arif'le olur muydu acaba hiç diye? Çok seviyordum ya, Arif'le olur mu diye hiç düşünmedim. Çünkü Arif'in çok farklı bir elektriği vardı. Yani, peki kim düşündü bunu da harekete geçti ilk? Kendi düşünüyormuş bana karşı. O içten. Tabii ki tabii. Yani üniversitenin bahçesine bir giriyordum. Şöyle bir öbek. Arif ortada. Çevresinde kızlar var Arif'e. Öbek mi? Tabii kızlar almışlar böyle sarmışlar çemberin ortasına Arif'i. Arif'e tarif gerekmez. Fark etmişler. Pardon, siz bir şey yapmadınız. Ben kendi esprime bayıldım. Sonra işte üniversite bitti. Tabii ki numaralarımız vardı birbirimizde. Aa, üniversite başladı. Bitti yani öyle. Tabii bitti üniversite. Hiçbir şey başlamadan üniversite bitti. Bitti. Ya şeydi biraz Zuhal Hanım, hani ben biraz böyle höt höt bir insanım, öyle söyleyeyim. Mesela hani çekiniyordu diğer belki de. Kızların koluna girebiliyordu ama benim koluma girdiği zaman şöyle bir kendimi geri çekiyordum. Arif de günde 16 kola falan giriyormuş yani benim anladığım. Bu ne mi öbek öbek? Ondan sonra işte mesajlaşmaya başladı. Bu mesajlar ara ara işte ne yapıyorsun, ne ediyorsun falan diye konuşuyorduk. Sonra 2 sene sonra benim ortak arkadaşımızın bir nişanı vardı. Of, bir de üstüne 2 sene daha geçti. Tabii 2 sene daha geçti ama ara sıra mesajlaşıyoruz biz onunla. Ama hani bana karşı hani hiçbir Arif, şey hissetmiyorum. Arif naber diye. Daha sonra nişanda benim babam çok sertti. Bana şey yazıyor işte, nişana gideceğiz de ben geleyim seni arabayla alayım falan. Dedim ne münasebet yani, ben kendim gelirim. Lütfen. Aynen öyle. Nişanda bir araya geldik. Gene işte epeyden beri, 2 seneden beri görüşmediğimiz için sohbet muhabbet falan derken. Sonra nişandan sonra mesajlar sıklaştı Zuhal Hanım. Ay, bitsin artık mesajlar, hareket başlasın artık. Eve hadi geldim, action. Geldim, sabah kalkıyorum, işe gidiyorum. Aynı zamanda ek olarak da şu an özel bir şirkette satın alma sorumlusu. Ah. Ek mesleği de erkek kuaförü. O hafta sonları erkek kuaförüne gidiyordu, çalışıyordu ek olarak. Aa, aferin Arif'e bak, çalışkanmış Arif her konuda. Çok çalışkandır gerçekten. 10 yaşından beri çalışır. İşte maşallah. Mesaj yazamadım sana, müşterim vardı, geç cevap verdim falan filan derken Zonya bana en son dedi ki Ebru, bizim artık seninle konuşacağımız farklı şeyler vardı. Ama artık sahne de gelelim. Ama ben de söylüyorum şimdi diyor. Arkadaşlarım bana diyor ki Ebru niye bu kadar çok mesaj yazıyorsun? Sen öyle anlamıyor musun ya? Allah Allah, kapı duvarsın şey Ebru. Ama şey diyorum hani Zonya Hanım. Evet, bilgisi var. Bir erkek, hiçbir erkek bu kadarın hesap yani, vermez. Hani yani. Eşi değilim, dost değilim. Parçaları birleştir Ebru artık puzzle'ı yani. Ama hani 1500 parça olmuş çocuk puzzle'da. Sonra bir akşam işte telefonla konuşuyoruz. Bana dedi ki ben senden hoşlanıyorum Ebru dedi. Hani epeyden Arif açıldı. Bir, evet aynen öyle ve ben şok oldum bana öyle söyleyince. Bana dedi ki denemek istiyorum ama arkadaşını da kaybetmek istemiyorum. Seni kaybetmek evet, istemiyorum şimdi, dedi. İyi arkadaş olan kadın ve erkekler arasında böyle bir şey oluyor. Şimdi sevgili olarak yürütemezsek ya arkadaşlığımız da bozulsun. Evet. Arkadaşlığını kaybetme korkusundan dolayı da kimisi açılamadan öyle gidiyor, bitiyor yani o ilişkiler çok başlamadan. Çok şükür iyi ki de açılmış. Ay, sen de hoşuna gitti herhalde. Evet, hadi hadi. Arif açıldı, Ebru da açıldı, saçıldı. Kendi içinde varmış. Gülücükler saçıldı mi? Yüzünde vardır. Kendi içinde de varmış. Oğlun kim bilir ne yakışıklıdır. Oğlun da yakışıklı olmuş. Bak, ben derken cümleyi tamamladı oğlum, zaten. Çok yakışıklı. Mutlaka değil mi? Çok yakışıklıdır. Efendi, karakterli. Tabii tabii. Gerçekten sen ne yaptın da önce öbek öbek kızın arasından çektin aldın acaba? Ben bir şey yapmadım. Kendim hadi hadi geldim, sen de değil mi? Değil mi? Aynen. Hep anlattı, yarım saatte Arif peşinde koşmuş. Yok aynen, Arif açılmış. Ya bırak Allah aşkına yani. Kim yer bu konuları? Ya bırak hadi, daha fazla konuşmak istemiyorum. Muhatap olmak istemiyorum. Eşim bağlansın istiyorum Zuhal Hanım o zaman. Bağlayın bana Arif'i bağlayın. Eşim bağlansın istiyorum. Bağlayın bana Arif'i bağlayın.
bağlayın artık. Kimse zerresine yalan diyemez, eşim bağlansın istiyor. Ama eşim bağlansın diyor. Bak sonra mahcup olmak da var işin sonunda Ayfer Hanım. Ya evet her şey doğru anlattıkların derse kız ne yapacağız? Sonra ben de güme giderim. Ben de giderim. Peki espri bir tarafa, her şey bir tarafa. Nihayetinde evlenmişsiniz çok ve 4 yıldır da mutlu bir yolunuzu Allah daim etsin diyelim. Amin, çok sağ çocuk. Olun. 20 aylık bir oğlum var. Allah bağışlasın. Adı ne? Çok sağ ol. Eymen Efe. Eymen Efe'nin de ömrü uzun olsun. Şanslı bahtı açık olsun. Onun şansına mı katıldın? Kim istedi katılmayı? Eşim başvuruda bulundu. Arif. Arif sana var ya daha başladılar konuşmaya. Sana bir sempatim oluşmuş zaten. Aferin Arif doğru yolda. Eşim başvuruda bulundu. Sizi izliyorduk. Biz uzandı. Dedi ki Ebru ben başvuruda bulundum. Hayırlı uğurlu olsun. Ne başvurusu falan ne? İşte de programa katılmanızı istiyorum dedi. Oh, 15 gün sonra seni ararlar dedi. Bize sürpriz yaptı. Tarih de vermiş Arif. Evet gerçekten. Bize sürpriz yaptı. Ne güzel sürpriz oldu. Demek bize. Yemeklerin güzel senin. Ben o manayı çıkardım. Bana şunu söylüyor. Evlendikten sonra senin yemeklerini yedikten sonra hiçbir yerde yemek yiyemiyorum diyor. Annesinin yemeklerini de unutmuş yani bari. Unutmuş. Ev kızı unutturuyor Zuhal'ını. Yok hani kaç yaşında evlendi gene... Arif? Arif 24-25 vardı. 25 yıl besle, büyüt, sonra evet. Gelsin desin ki... Ama kilis lezzetleri yapıyor. Kilisli misin? Evet. Kilisliyim. Kilisli kendisi. Evet. Sen zaten Arif doğru bir şey yapmış o zaman. Kilisli bir gelin döktürür. Teşekkür ederim, kilis yemeklerini çok severiz. Biz de kilise öyle. Kilise selamlar. Elleri lezzetli olur oranın kadınlarının. Evet. Ben öyle bilirim. Kaç evet, yıldır öyle. Kilise lezzetli, arkadaşlarımız, lezzetli. Ahbaplarımız oldu, yarışmacılarımız lezzetli. Oldu. Gerçekten el lezzetimiz evet. Bambaşka yok, yani. Yok samimi söylüyorum ben de gerçekten. Peki yakın mı oturuyorsunuz bu arada? Yok uzak. Ben Pendik'te oturuyorum. Pendik'te gelin, oturuyorsun. Ay, Kadıköy'deyim. Sen Kadıköy'desin. Evet, peki görüşür müydünüz koronadan evvel sık sık görüşürdük. Falan? Görüşürdük. Yani şöyle Zuhal Hanım çalışıyorum. O yüzden çok fazla bir bravo. Fırsatım olmuyor. Ancak hafta sonları ya da hani akşamları yorgun değilsek bir çay içmeye. Öyle 1-2 saatliğine. Geçiniyor musun kayınvalidenle aran nasıl? Ben çok şimdi tanımıyorum. Daha dün tanıştık. Geçiniyorum. Kayınvalidemle bir problemimiz yok. Belki hani sürekli bir arada olmadığımız için geçiniyoruz. Şöyle söyleyeyim. Büyük ihtimalle. Düşman çatlatan gelin ve kaynanalardınız. Niye? Düşman çatlatıyoruz çünkü iyi anlaşıyoruz. 4 seneden beri hiçbir problemimiz olmadı. İnşallah hep öyle uzak oturuyoruz. İnşallah. Zaten de anlaşamıyoruz Zuhal Hanım. Anlaşamıyorum. Ay o da doğru. Da uzaktan da anlaşamak. Kalpler bak. Anlaşamıyor. Ayfer Hanımcığım ben size bir şey söyleyeyim. Gerçekten. Bu sadece gelin kayınvalide ilişkisi için değil. Akrabalık evet. ilişkileri, arkadaşlık evet, ilişkileri, gerçekten. İkili ilişkiler. Evet. İnsanın kalbi temizse, aynen. Kendi iç huzuru barışıklığını yakalamışsa, sevgiyle dünyaya bakabiliyorsa evet. Herkes herkeste geçinir. Zuhal aslında Hanım. İşin özü aynen. O. Doğru. Hasetlik yapmayacaksın. Kıskançlık yapmayacaksın. Zuhal Hanım, herkes yuvasında aynen. Mutlu olsun diyeceksin. Aynen, o zaman senden mutlusu olmaz. Ama oturup da evinde... Kurar Allah kurarsan, onun önüne fit nefes at, ararsan bulursun o hafta. Zuhal Hanım, o da bizim... Kalbimizi temiz tutacağız, aynen, sevgiyle bakacağız aynen. Dünyaya.